Merhaba arkadaşlar. Şimdi size kareköklü sayılarda paydayı rasyonel yapma bölümünü anlatacağım. Şimdi bakalım. 1 bölü kök 2 sayıya bakıyoruz. Payda da kareköklü ifade var. Biz payda da kareköklü ifadeden kurtulmak isteriz genelde. Şıklarda payda da kareköklü ifade olmayabilir. O zaman kareköklü ifadeyi paydadan kurtarmak için kökün içerisindeki sayının aynısıyla çarpıyoruz. Genişletme işlemi yapıyoruz yani. 1 çarpı kök 2 kök 2'dir. Kök 2 çarpı kök 2 kök 4 olur. Kök 4 de artık kök dışına çıkabilecek tam kare bir ifadedir. Kök 2 bölü 2 çıkar burada. Ne yaptık? Paydada artık rasyonel bir sayı var. Bildiğimiz gibi kök 2 rasyonel bir sayı değildi. Şimdi artık payda da 2 var. Yani rasyonel sayı var. Aynı şeyi 1 bölü kök 3'e uygularsak neyle çarpacağız arkadaşlar? Bakın kök 3 olduğu için yine kök 3 ile çarpıyorum. Kök 3 çarpı 1 kök 3. Kök 3 çarpı kök 3 kök 9. O da kök 3 bölü kök 9 kök dışına 3 olarak çıktı. Kök 3 bölü 3'tür. Şimdi geldik buraya. Ne yapacağız? Paydayı yine köklü sayıyla çarpıyoruz. İfadede ne varsa onunla çarptık. Kök 2 ile 2'yi çarptık. 2 kök 2 bölü kök 2 çarpı kök 2 kök 4 yani 2 kök 2 bölü 2 geldi. Burada artık çarpım halinde diye düşünüyoruz 2 kök 2'yi. Bu ikiler arasında sadeleştirme yapabiliriz. Cevap kök 2 çıkar. 5 bölü kök 5. Geldik buna. Aslında biz burada biraz önceki sorunun aynısı değil mi? Farklı bir yöntem kullanalım. Şimdi 5 nedir? Kök 5 ile kök 5'in çarpımı değil midir arkadaşlar? Payda da bir tane kök 5 var. Sadeleştirirsem sonuç kök 5 çıkar. Bu yöntemi tabii bütün sayılarda uygulayamıyoruz. 2 bölü kök 2, 5 bölü kök 5. Burada hani aynı sayı olduğu için uygulayabildik. Bilginiz olsun. Diğer yöntemle de çözebilirdik. Şimdi burada bakıyorum. Payda da kök 2 var. O zaman kök 2 ile genişletelim. 12 kök 2 bölü kök 2 çarpı kök 2'yi artık direkt 2 olarak yazıyorum. 12'yi 2'ye böldüm. 6. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 6 kök 2 bölü 1'den yani 6 kök 2'dir diyoruz. Şimdi geldik 15 bölü kök 3'e. Ne yapacağız? Paydayı kökten kurtarmak için yine kök 3 ile genişleteceğiz. Kök 3 çarpı 15, 15 kök 3 bölü kök 3 çarpı kök 3'ten 3'tür diyoruz. Tam sayılar arasında sadeleştirme var mı diye bakıyoruz. 3'e böldük 1, 3'e böldük 5. 5 kök 3 cevaptır arkadaşlar. Şimdi geldik son olarak paydada kök 6 olan ifadeye. Neyle genişleteceğiz? Yine paydadaki ifadenin aynısıyla yani kök 6 ile. 24 çarpı kök 6, 24 kök 6 oldu. Kök 6 çarpı kök 6'dan da 6 geldi. 24 ile 6 sadeleşir mi diye yine kontrol ediyoruz. 24'ü 6'ya böldük, 4 kaldı. 6'ya 6'ya böldük, 1 kaldı. İfadeniz ne oldu? 4 kök 6 bölü 1 oldu. Böyle biri yazmamıza gerek yok arkadaşlar. 4 kök 6 cevaptır diyoruz. Şimdi biraz soru tipi inceleyelim. Aşağıdaki sayıları A, B ve C cinsinden yazınız demişiz arkadaşlar. Kök 90 sayısını A, B ve C cinsinden yazmak istiyoruz. Bu tarz sorularda asal çarpanlara ayırma yöntemi öğrenmiştik hatırlarsanız. 90'ı asal çarpanlarına ayırıyoruz. Ne yapıyorduk? En küçük bölünebildiği en küçük asal sayıdan başlıyorduk. 2'ye böldük. 90'ı kaç geldi arkadaşlar? 45 değil mi? 45 bir daha 2'ye bölünür mü? Birler basamağı tek sayı olduğu için bölünmez. 3'e bölünür mü? Rakamları toplamından kontrol ediyorduk hatırlarsanız. 9, 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür dedik. 15, 3'e böldük. 5, 5'e böldük. 1. Sol tarafta 1'e ulaşana kadar devam ediyorduk. Daha sonrasında kök dışına çıkan ifade var mı diye bakıyorum. Kök 2 tane kök 3 bir tane olarak çıktı. 3 oldu. 2 ve 5 kök dışına çıkamadı. Onları kökün içerisinde yine bıraktık.
Çünkü tek başına kaldılar. 3 kökon bulduk. Şimdi bize ne demişti arkadaşlar? A, B ve C cinsinden yazınız demişti. Fakat A, B ve C'nin ne olduğunu yazmamışız arkadaşlar. Hemen o bilgiyi eklemem gerekiyor. A dediğimiz bizim kök 2 sayısı A'dır. Kök 3 sayısı B'dir. Ve de kök 5 sayısı C'dir arkadaşlar. Bu A, B ve C bilgilerine göre soruya devam ediyoruz. Şimdi kökün içerisinde 3 nedir arkadaşlar? B kök 3'tü değil mi? B'nin kök 3 olduğunu biliyorduk. 3 neydi? Kök 3'ün karesidir değil mi arkadaşlar? Kök 3'ün karesi 3 olur. O zaman B kare yazmamız gerekir bu 3 yerine. Geldik B kareyi yazdık. Burada neydi? Kök 2 çarpı kök 5 halindeydi. Kök 2 neydi? A'ydı. Kök 2 yerine A'yı yazdık. Kök 5 yerine de C'yi yazdık. Yani bunu B kare AC olarak yazsak da olur. A B kare C olarak yazsak da olur. Sıralaması önemli değil. Çarpmada yer değiştirebiliyoruz biliyorsunuz. Şimdi geldik 120'ye. Kök 120 sayısının A, B ve C cinsinden yazalım arkadaşlar. Ne yapacağız? 120'yi yine asal çarpanlarına ayıracağız. Biraz daha pratikleştirelim işi. 120'yi 2'ye böldük 60, 2'ye böldük 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. 1'e kadar ulaştık. Şimdi A, B ve C cinsinden yazıyoruz ya, aslında burada 3 kök onlara, yani işlemin sonucuna ulaşmamıza gerek olmadan da A, B, C cinsine çevirebiliriz. Şimdi neydi? A kök 2 idi. B kök 3'tü. C de kök 5'ti. Bize bu bilgiler verilmişti. 120 sayısının içerisinde ne kadar var? 1, 2, 3 tane 2 var değil mi? O zaman ikili, kök 2'li olan hangisiydi? A'ydı. A'nın üzerine 3 yazıyorum. Bakın burada 3 tane olduğu için 3 adet yazalım buraya. 3 tane olduğu için A'nın üzerine 3 yazdık. 3 çarpanı bir tane olduğu için B'nin üzerine 1 yazıyorum. Aslında yazmasam da olur, üstteki kuvvet 1 olduğu için. C'nin üzerine de ne yazacağım? Bu da 1 tane olduğu için C'nin üzerine de 1 yazacağım. Biz üst kuvvet 1 olunca sayının kendisine eşit oluyordu. O yüzden A küp çarpı B çarpı C cevaptır diyoruz. Şimdi geldik karekök 720'nin A, B ve C cinsinden ifadesine. Yine yapacağımız işlem aynı. 720'yi asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2'ye böldük 360, 2'ye böldük 180, 2'ye böldük 90, 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15, 3'e böldük 5 ve de 5'e böldük 1. Hemen ne yapıyoruz? Kök 2 neye eşitti? Yani niye bunu yapıyoruz diye sorarsanız arkadaşlar, bu ne anlama geldi? Karekök içerisinde 1, 2, 3, 4 tane 2 var. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 var. Sonra ne var? Çarp 3, çarp 3, çarp 5. Kökün içerisinde 720'yi böyle yazdım. Daha detaylı anlatabilmek için. Niye A, B, C yerine hemen buradaki sayılardan yakalıyoruz? Onu gösterebilmek için. Şimdi burada kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 2 çarpı kök 3 çarpı kök 3 çarpı kök 5 oldu mu? O zaman ne yapacağım? Her kök 2 için A yazmam lazım. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman A üzeri 4 diyorum. Kaç tane 3 var? 2 tane. O zaman ne diyeceğim? B üzeri 2 diyeceğim. Kaç tane 5 var? 1 tane. Onu, o zaman 1 tane C ekleyeceğim. Cevap budur arkadaşlar. Şimdi başka bir soru tipine geçelim. Kök 98 sayısını rasyonel hale getirmek için aşağıdakilerden hangisiyle çarpmamız gerekir? Bu tarz sorularda arkadaşlar rasyonel hale getirmek istiyorsak bakalım bunun rasyonel olmayan kısmı neymiş? Şimdi kök 98'e bakıyorum.
98 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 49'dur değil mi? 49 neyin karesiydi? 7'nin karesiydi. O zaman kök dışına 7 çıktı. 2 de içeride kaldı. 7 rasyonel bir sayı mı arkadaşlar? Rasyonel bir sayı değil mi? Kök 2 rasyonel bir sayı mı? Değil. O zaman ne yapmamız lazım? Kök 2'den kurtulmamız lazım. Ne demiş bize soruda? Hangisi ile çarparsak kökten kurtuluruz. Rasyonel hale gelir. O zaman ben bu 7 kök 2 sayısını kök 2 ile çarparsam, bunun yanına yeni bir kök 2 eklersem, kök 2 çarpı kök 2 2 olmaz mı? O zaman ne oldu? Rasyonel oldu. Değil mi arkadaşlar? Amacımıza ulaştık yani. Burada bulduğumuz sayı neyse onun aynısını eklememiz gerekiyor. Cevap D'dir diyoruz. Şimdi geldik bir sonraki sorumuza. Kök 48 sayısını rasyonel hale getirmek için aşağıdakilerden hangisiyle çarpmamız gereklidir? Şimdi bakalım, yine yöntemimiz aynı olacak. Bir önceki soruda olduğu gibi 48 sayısını kök dışına çıkan kısmını dışarı çıkartalım. 16 ile 3'tür değil mi çarpanları? 16 kök dışına 4 olarak çıktı. 3 kök dışına çıkamadı. Şimdi 4 kök 3 ifadesini aşağıdakilerden hangisiyle çarpmamız gerekir demiş. Bakıyorum. Biz ne demiştik bir önceki soruda? Buradaki sayıyla çarparsak kurtulur demiştik. Şıklara bakıyoruz. Şıklarda var mı arkadaşlar 3? Yok değil mi? Burada şimdi hangi şık olduğunu seçmek için ne yapacağız? Şıklara bakıyoruz arkadaşlar. Kök 15'in içinde ne var? Kök 5 ile kök 3 var. Kök 24'ün içinde ne var? 4 kere 6, 2 ile 4 kere 6 yani 2 kök 6 var. Kök 27 nedir? 3 kere 9'dan 3 kök 3'tür. Kök 40 nedir? 4 kere 10'dan 2 kök 10'dur arkadaşlar. Şimdi şıklar üzerinde de oynama yaptıktan sonra diyorum ki acaba A şıkkıyla çarpsam rasyonel hale getirir miyim? A şıkkıyla çarparsam ne olur? Buradan bir kök 5 gelmez mi arkadaşlar içine? O zaman ne oldu? 3'ten kurtulsak da kök 3'ten kök 5 geldi bu sefer. Rasyonel olmaz, değil mi? Rasyonel olmaz. O zaman A şıkkını eledik. Şimdi geldik B şıkkına. Kökün içinde 6 var. Bizim elimizde kökün içinde 3 var. B şıkkı olabilir mi arkadaşlar? Bu da olamaz, değil mi? Geldik buraya C şıkkına. 3 kök 3 demiş. Bakın kökün içerisindeki ifadeler aynı mı? Aynı. Bizim şıkkımız bu olmalı diyoruz. Çarpalım bakalım. 4 kök 3 çarpı 3 kök 3. Çarparsak ne olur? 4 kere 3 12. Kök 3 çarpı 3 3. 12 kere 3'ten 36. Ne yaptık? Rasyonel bir sayı elde edebildik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.